Hocam, Kur'an'da Allah nurunu tamamlayacaktır ifadesiyle ne anlatılmak isteniyor? Bu konuda bilgi verir misiniz? Karanlık ile aydınlığın savaşı ezelden ebede değin sürüyor. Bu savaş gerçekten bir savaş mıdır? Ve savaş dediğimiz şey her zaman olumsuz bir anlama mı sahiptir? Derin felsefi izahlara girişmek elbette mümkün. Ne var ki her felsefi izahın karşısında yeni bir izaha daha yönelmek olası. Kim bilir belki de savaş zıtların birliğinden doğan ve ilerleme için kaçınılmaz olan bir mücadele halinden başka bir şey değildir. Gerçi pek çoklarınca karanlık izafidir, ışıksızlığın adıdır. Kendi başına bir varlığı söz konusu değildir. Lakin karanlık ve aydınlık çağlar boyu aynı zamanda iyilik ve kötülüğün, gerçek ile yalanın, doğru ile yanlışın da simgesel ifadesi olmuştur. Çoğu kez karanlık olumsuzu, aydınlık olumluyu temsil etmiştir. Tersi durumlar da söz konusudur. Karanlığın övgülendiği ve aydınlığın yerildiği hususlar da vardır. Aydınlığın yerilmesi meselesi için belki sırların zamanından önce ifşa edilip gün ışığına çıkması durumu örnek verilebilir. Yine söz gelimi saklanmak isteyen biri için aydınlık kötüdür. Zira aydınlıkta saklanmak zordur. Konuya ilk yaklaşım anında neredeyse herkes karanlığı olumsuz, aydınlığı olumlu görür. Fakat bununla birlikte tekraren ve daha açıklayıcı olarak ifade edelim ki karanlığı öven ve onda erdem, doğurganlık, gizem ve çekicilik bulan idrakler de mevcuttur. Bilindiği üzere karanlığın rengi siyahtır siyaha dair söylenenler ve yazılanlar hep olumsuz anlam mı içerir? Elbette ki hayır. Siyahı asaletle özdeşleştiren ve yücelten yaklaşımları yabana atmak mümkün değil. Siyah aynı zamanda bağrında nice gizemleri barındıran gecenin rengi olarak doğurganlığı da çağrıştırmaktadır. Güneşi ve onun getirdiği ışığı doğuran gece değil midir? Hatta her çocuk önce annesinin karnındaki karanlıkta var olmaz mı? Kur'an'da bu konuda üç karanlık evreden bahsedilir. Konuya ilişkin topluluklar bölümü 6. söz yani Zümer Suresi 6. ayet şöyledir: Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratışın ardından diğerine çevirerek yaratmaktadır. Bu ve başkaca durumlardan da anlaşılacağı üzere bazı alanlarda karanlık ışığın ve aydınlığın mayalandığı döllendiği evreleri de ifade etmektedir. Burada olduğu gibi sözgelimi bir çocuğun karanlıktan aydınlığa ulaşması anne karnından dünyaya gelmesidir. Her gecenin bir gündüze gebe olması da böyledir. Gece karanlıktır ve gündüz aydınlıktır ama gündüzü doğuran gecedir. Öyleyse kim der ki karanlık ve siyah kötüdür? Bir başka yoldan izah edecek olursak, karanlık bir işin oluşum aşamasıdır. Aydınlık ise oluşumun tamamlanıp sonucun açığa çıktığı evredir. Sufi gelenekte kişinin bir pire ikrar verip yola girmesi de bu kapsamdadır. İkrar vermeden önceki hali bir oluşum halidir. İkrarlı kişi ise pirin ışığı ile aydınlanmış kimsedir. Aslında hakkın rızasına uygun bir yaşam sürüp ruhunu hakka teslim eden kişi de hakka yürümek suretiyle ışığa varmaktadır. Zira Tanrı ışık bölümü Nur suresinde de belirtildiği üzere göklerin ve yerin sonsuz ışığıdır. Aşığın maşuna ulaşması da nurunun tamamlanmasıdır. Gurbet karanlıktır ve vuslat karanlığın doğurduğu ışıktır. Ey sevgili, en sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim diyen şair Sezai Karakoç, Hakk'a vuslat ile ışığının tamamlanması için ne kadar da görkemli bir duayı şiirleştirmiştir aslında. Sözü yine Kur'an'a bırakalım. Onlar ağızlarıyla Allah'ın ışığını söndürmek isterler. Andolsun ki inkarcılar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Saf Suresi 8. ayet. Rabbimiz ışığımızı tamamla ve bizi bağışla. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Yasaklama bölümü 8. söz. Tahrim Suresi 8. ayet. Tanrı göklerin ve yerin ışığıdır. Işık bölümü 35. söz. O halde bilelim ki insanlık ne zaman şirkin karanlığına düşerse mutlaka tevhidin aydınlığına gebe'dir. Tevhidin zuhuru engel tanımaz. Tevhid Muhammedi İslam'dır. Emevi Müslümanlığının şirkinden Muhammedi İslam'ın tevhid aydınlığına çıkışımız kesindir. İslam'ı tutsak alan günümüz cemaat ve tarikatlarına, dahası bütün mezhepsel oluşumlara karşı tevhid zemininde Muhammedi İslam'ı yeniden yükselteceğiz. İmran ailesi bölümü 103. sözde yani Ali İmran suresi 103. ayette denildiği gibi Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp ayrılığa düşmeyen kimseler olarak barışı, kardeşliği, adaleti ve birliği Muhammedi İslam'ın kuşatıcılığında yaşayacak ve yaşatacağız. Zira Allah'ın vaadi var. Allah ışığını tamamlayacaktır. Işık, sevgi ve dua ile. Esen kalın.